Belki de herkesin hayatında ne yaşarsa yaşasın durması gerektiği karakter Şimdi Feyza'ydı. orada çok sorular, sonrasında da hani Huzur Sokağı yayınlanırken de çok fazla sorular geliyor. Bana da çokça soruluyor. Belki burada da soruluyordur şu anda. İşte Feyza şu Lüksel Şenler'in kendisi miydi? Bilal kimdi? Hilal kimdi gibi. Sanki böyle bir Aha. herkesin vardır ya, Türkiye'de belki dünyanın hiçbir yerinde yoktur, hayatımı yazsam roman olurdu sözü. Evet. Sanki herkesin de yazmış olduğu, belki o ilk romanlar kendi hayatını anlatıyor gibi. Hı. Benim de aklıma gelmedi de sorular da var zaten buna Evet. yönelik. Kendi hayatı mıydı ya da belki bir yaşanmışlığının üzerine kurguladığı bir Hı. mevzu muydu? Şuradan başlayayım. İşte ben de yazarken bunu ifade ettiğimde işte Feyza'nın duyguları, o kavuşulmamış aşk hikayesi, şu Leksel ne kadar yansıtıyor dediğimde demişti ki bugüne kadar düşünmemiştim ama şimdi düşünüyorum da galiba işte benim de duygularım var. Bizim toplumda zannediliyor ki işte Müslüman bir kadın aşık olmaz, sevmez. Ve bunu şöyle ifade ediyordu. Çok temiz, çok ulvi bir aşktı. Asla buluşmanın olmadığı, asla harama, ayıba bulaşılmamış tertemiz bir aşk hikayesi. Bundan dolayı da çok rahat, net ifade ediyordu. Yani bugün artık dönüp baktığımda kendi duygularım, kendi hislerim, hani o nişanlısından, sevdiğinden ayrılmıştı ya, taşıyor mu diye. Ancak o zaman farkına varıyorum demişti. Bilal karakteri duruşuyla, tavrıyla, üniversitedeki arkadaşlarıyla muhabbetinde, kızlara karşı tepkisinde, tavrında tamamen Özer abi. Abimi orada ondan dinlediklerim, onun duruşu, onun tavrı diye ifade etmişti. Hatta ben Özer abiyle işte yıllar yıllar sonra kitabı yazarken ilk buluşmaya gittiğimde söyleşi için Bilal'in ete kemiğe bürünmüş halini görecektim dolayısıyla. Gerçekten çok çok heyecanlanmıştım, Allah rahmet eylesin. Orada Hilal'in yaşadığı tüm hikayelerde yine rahmetli Şule ablanın küçük kız kardeşi Öyle mi Hilal'i? Çiğdem'in başından geçen hikayelerdir. Yani o öğretmenin o sıvanmış pütür pütür duvara kafasını saçından tutup vurması, o nefreti saçına tırnaklarını geçirmesi, Hilal'in okulu bitirebilmek için bir ilkokulu başörtüsüyle bitir. Üstelik bahçeye kadar örtüyor yani. Ve bahçede örtüyor. Buna rağmen işte öğretmenin yaptığı zulümler. Bunların hepsi küçük kız kardeşinin yaşadığı mücadeleler. Birebir yaşadığı şeyler Tabii, mi? Evet, tabii. evet. Ama işte bazen bakıyorum yorumlarda işte Şule Hanım'ın kızının başından geçmiştir diyorlar. Halbuki Şule ablanın her iki evliliğinde de bir evladı olmadı. Evet, Ayten Demirci sormuştu zannediyorum, yanlış bilmiyorsam, ailesi ve çocukları var mı diye. Ailesi oldu, iki evlilik İki geçirdi ama evlilik çocuğu geçti başından. olmadı. Hiç çocuğu olmadı. Ama onun misyonunu, vizyonunu, adını, davasını yaşatacak binlerce kızları ve oğulları oldu. Evet. Programın başında siz de işte takdim ederken manevi kızlarından biri dediniz. Ben o binlerceden sadece bir tanesiyim. Evet, yanı başında manevi kızları vardı. Siz de belki en başta gelenlerdensiniz. Estağfurullah. Buna birebir de şahidim zaten. Şimdi biz Huzur Sokağı'ndan bahsederken siz de Beyaz Perde'den bahsettiniz. İzleyicimiz bir soru sormuş. Diyor ki Huzur Sokağı kitabı Beyaz Perde'ye aktarılmıştı. Kendisinin Türkan Şoray ile bir anısı var. Şoray'ı neden ondan kaçırdılar? Hı. Bunu ben de dinlemiştim kendi Evet, ağzından kendisi anlattı. ekranda. Birçok söyleşisinde de anlattı, kitapta da anlattı. Film çekilirken kendisi, şimdi daha sonrasında bir dizi çekildi, Hı. Huzur Sokağı diye. Onunla bir irtibatı yoktu zannediyorum, değil mi? Yok, Dizi çekildi. vardı, Var vardı. mıydı? Onda da Fakat vardı. kendisine hani şu söylenmişti, hani günümüze uyarlanacak Denmişti. denilmişti. Dönem dizisi olmayacaktı. Günümüze uyarlanacağından bilgisi vardı ama bölüm bölüm senaryosunu takip etme ve bilgisini olma imkanı elbette ki yoktu. Ama diğerinde birebir Birebir Türkan Şoray'la danışmanlığını da yapıyor. danışmanlığını Tabii yapıyor. Allah Evet. rahmet eylesin. Ben Yücel Çakmaklı Eskişehir'deydi o zaman. Ona dolaştım. Onunla da yüzleşmeler, bir takım şeyler gerçekleştirdi. Siz tam bir araştırmacı edasıyla. Ve çok heyecanlanmıştı. Ve dedi ki benim ilk milli ve dini sinemam Birleşen Yollar'dı. Sağ ve sol sinemalarda gişe rekorları kırdı. Hadi yazın hayatını da inşallah onu da film alalım, onu da danışmanlığını siz yapın demişti ama ömrü vefa etmedi. Çok çok heyecanlanmıştı, Allah rahmet eylesin. Bu Amin vesileyle inşallah. öyle büyük bir üstadla konuşma imkanı da olmuştu. Şule abla ya Birleşen Yollar'ın film teklifi geldiğinde
işte rahmetli Yücel Çakmaklı Üstad diyor ki işte Şule Hanım, sizi gidelim de Türkan Hanım'la tanıştıralım. Şule abla da diyor ki ben niye gidiyormuşum, yani ben Müslüman bir kadınım, ben neden bir oyuncunun ayağına gideceğim, İslam'ın bir izzeti şerefi var, ben böyle bir şey yapmam, o gelsin. Rahmetli Yücel Çakmaklı da diyor ki gelmez Türkan Hanım. Gördünüz mü, o gelmezse ben niye gideyim? Nasıl bir yöntem bulunuyor? Yücel Çakmaklı her ikisini Eyüp'te buluşturuyor film setinde. Böylelikle ilk tanışmalar, ilk karşılaşmaları başlıyor ve film boyunca, son sahnelere kadar, son sahnelerde yok sadece. Film boyunca Şule abla evden Feyza ne giyecek, nasıl davranacak, valizlerle kıyafetleri hazırlıyor, kendi kıyafetleri. Kendi mi seçiyor kendi tabii, kıyafetleri? Tabii, kendi Feyza'nın giyeceği kıyafetler, valizlerle hazırlardım giderdim diyor. Orada nasıl davranacak, nasıl duracak? Sette sürekli bulunuyor ve bu süreç içerisinde de tabii ki Türkan Şoray, Şule Güzel Şenler'den çok etkileniyor. O işte namaz sahnesinde Şule ablanın ifadesi, dediğim gibi bunu birçok videosunda da anlattı. Namaz sahnesi çekiliyor, set bitiyor ve Türkan Şoray şeyden kalkmıyor, seccadenin başından kalkmıyor ve setteki herkesin dışarı çıkmasını istiyor. Türkan Şoray mı istiyor herkesin evet, dışarı lütfen herkes dışarı çıksın diyor. Çünkü sahne çok uzuyor, ağlama dua sahnesi çok uzuyor. Herkesi setten dışarıya çıkarıyorlar. Yücel Çakmak diyor ki Şule Hanım da çıksın. Şule abla diyor ki beni hiç yanından bir an bile ayırmazdı setlerde. Evet lütfen Şule Hanım da çıksın diyor. İşte orada bağıra bağıra ağlayıp isyan da haykırıyor. Ben bu yollarda olabilirdim diye. Ve sonrasında bir daha ben yanlış hatırlıyor da olabilirim. Yanlış hatırlıyorsam lütfen düzeltin. O set olayından sonra bir daha karşılaşıyorlar mı? O setten sonra Şule abla şunu söylediğini ifade etmişti. Ben Şule ablanın tanıklığını aktarıyorum. Şule Hanım lütfen bugün evinize sizi biz bırakalım. Çünkü sormak istediğim, konuşmak istediklerim var diyor. Ve yolda sorduğu şey şu. Şule Hanım namaz kılmanın rolü bile bu kadar etkiliyken, namaz kılmanın rolü bile bu kadar insanın farklı yerlere çekerken, sarıp sarmalarken, biliyorsunuz ki ben bir oyuncuyum, pek çok role giriyorum, gireceğim. Acaba ben gerçekten namaz kılsam kabul olur mu? Bu soruyu soruyor. Daha sonra da tabii ki menajerleri tarafından hızlı bir kopuş, hızlı bir uzaklaştırma yaşanıyor. Dolayısıyla da en son sahnede Şule abla yer almıyor. Yüzleşme yaptım dediğim şey rahmetli Yücel Çakmaklı Üstad'la o son sahneydi. Kitaptan farklıydı biraz. Peki. Çünkü Şule ablanın imzalamış olduğu bir mukavele var. Hala arzu eden olursa bugün Şule Güzel Şenler Vakfı'na gidip Şule ablanın ana odasında onu da görebilirler. Orada filmin içeriğinde, film çekilirken İslami esaslara, kurallara asla ters düşülmeyecek, kitaba aykırı davranılmayacak diye şey var. Mukavele de sözleşmesi var, evet. Şule ablayı konuşurken benim dilim de evrili veriyor. Mecmualar, mukaveleler falan. Maşallah, yani öyle bir duruş sergiliyor ki aslında hem hayata karşı, Türkan Şoray'a karşı bile bir duruş sergiliyor ve hani ben Müslüman bir kadınım, tabii, neden İslam'ın onun ayağına gideyim var, diye. Ben bir oyuncunun ayağına gitmem diyor. Ama en önemli şey de asla İslamiyet'e aykırı bir şey yapamayacak filmde, evet, diye mukavele. Çünkü yani evet dedim, her türlü senaryo uygulayabilirler. Şimdi program editörümüz bir soru sormuş, diyor ki hayal edip de gerçekleştiremediği bir hayali var mıydı bizim bildiğimiz Şule Güzel Şenler'in? Evet. Şöyle söyleyeyim, ben onun hayatını yazarken Şule ablanın hayatında çok fazla macera vardır. Yani hayatının tamamı belki maceralarla örülüdür. İşte konferanslarına bomba tehditleri yapılmıştır, kendisi ölüm listelerine alınmıştır. Kendisi konferanstayken evi kundaklanıp nesi var nesi yok yakılmıştır. Öyle mi? Tabii. Sayısız mahkemeler, davalar, işte cezaevinde zehirleme girişimleri, pek çok şey yaşamıştır. Ama bir bandırma davası vardır ki aylarca Şule abla avukatları tarafından ağabeyiyle birlikte kaçırılır, gizlenir. Çünkü cezaevine göndermek istemezler. O yıllarda bir başörtülü düşünce suçunda içeriye girmemiştir. Cezaevinde ya cinayetten, ya hırsızlıktan, ya fuhuştan kadınlar vardır. Fakat düşünce suçundan kimse yoktur ve o koğuşa
Şuleksel Şener'i koymak istemezler. Şule Abat neden tam olarak giriyor hapse? Düşünce suçundan. Tabii yani düşünce suçu. Konferans zaten her konferansı sonrası laikliğe aykırılıktan hakkında suç duyurusunda bulunuluyor. Neden İslamiyet'i ve örtüyü anlatıyor? Tabii diye. Tabii. Yani işte orada Allah'ın ayetleri her konferansında örtü ayetlerini gürül gürül salona tekrarlatırdım diyor. Üçer kez. Mutlaka tekrarlatırdım diyor. Bundan dolayı da zaten konferansın tesiri çok fazla. Yani insanlar pek çoğu kimi bilerek geliyor, kimi dinleyeceğini, kimisi vaaz dinlemeye gittiğini zannederek, Şüleksel'i biliyor olsa da anlatacağı şeyin içeriğinin vaaz olduğunu düşünerek başına beyaz örtüler atıp gidiyor. Ve bundan dolayı da işte konferans sonrası etkilenenlerin birçoğu ya konferans esnasında örtünüp çıkıyor ya konferanstan sonra örtünüyorlar. Her konferansından sonra da zaten davalar açıyor. İşte Bandırma konferansı yani korkulu sonrasında. Korkulu rüya olmuş adeta değil mi? Yani? Bandırma sonrası davası sonrasında konferansı sonra sonrasında. Olaylı bir konferans zaten. Yine çok ciddi olaylı. Protestolar edileceği haberi falan geliyor. Olaylı i̇şte bir bomba konferans. İhbarı yapılıyor. O dönemin Müslüman gençleri Şule ablaya büyük bir koridor oluşturuyorlar. İnsan kitlesinden hemen konferans salonunun kapısına arabayı çekip girmesi mümkün değil zaten. Her yerde kilometrelerce insan yığını var. Ellerine diyor her biri gençler iki taraflı koridor oluşturmuşlar. Sert mukavva gibi bir şeyleri siper yapmışlar beni korumak için. O koridorun içerisinden geçişte o konferans sonrası da yine hakkında suç duyurusunda bulunuluyor. Görüldüğü yerde yakalanmak üzere de karar çıkıyor. Mahkeme edilmeden. İşte aylarca da avukatları tarafından kaçırılıyor. Biz seni göndermeyeceğiz diyorlar. Şule abla bunu kabul etmiyor. Her şey izzet ve onurla. Bir cezam varsa ben çekerim, kabul edemem diyor. Saklanmayı, gizlenmeyi diyor ama gizleniyor. Birkaç